Merhaba. Bu videoda okul ve yurt hazırlığımı sizlerle paylaşacağım. Sonunda üniversiteler açılıyor. Benim üniversitem de çok yakında başlayacak ve şehir dışına gideceğim. Bu nedenle bir bavul almam gerekti. Bu bavul güneşte bırakılmış ve rengi oldukça solmuş. Bu nedenle daha uygun fiyata satın aldık. Üniversiteler bu sıralar açıldığı için bavulların fiyatı gerçekten çok pahalı. Normal rengi nar çiçeği. Bu tarafı solmuş. Bu da asıl rengi. Benim aldığım bavul orta boy. Bir de küçük boy bavulum var. İkisini de doldurup götüreceğim. Bavulum uzaktan bu şekilde görünüyor. Tutacak yeri oldukça sağlam ve kaliteli bir malzemeden yapılmış. Hani şimdi naneyi görüyorsunuz. Onun içinde yeni aldığım kıyafetler var. Ve nane onun poşetini sevmiyor. Bu yüzden poşetin her yerini mahvetti. Hala da devam ediyor. Şimdi size yeni aldığım şeyleri de göstereceğim. Bir yandan da bavula yerleştireceğim. Ama önce bavulu silmem gerekiyor. Şöyle ıslak ve kuru bir bez ayarladım. Ne benim? Şimdi yeni aldığım şeyleri sizlere göstereyim. Bu şekilde şöyle beyaz renk bir tulum aldım. Poşettekileri size göstereyim. Şöyle iç çamaşırı var. 10 liraya böyle bir çanta aldım, boyundan asmalı. Şöyle 2 tane kemerim var. Kış için 5 tane çorabım var. Bunları çok beğenerek aldım. Şöyle 3 tane kazak aldık. Bu şekilde. Hepsi kapşonlu. Alışverişi yaparken çoğunlukla kışlık kıyafetler almaya çalıştık. Çünkü okula gittiğimde havalar soğuyacak ve daha çok kışın orada kalacağız. Yeşil kazak oldukça büyük. Böyle bol kıyafetleri daha çok seviyorum. Şöyle 3 adet pantolon aldık. Öteki kıyafetlerimi de koyacağım. Ancak şimdi sadece yeni aldıklarımı koyuyorum. Bir de şöyle diş fırçası, diş macunu seti var. Şöyle 64 GB'lık flaşım var. Şimdilik aldıklarım bu kadardı. Bu hafta okulum açılıyor. Birkaç eksiğimi daha aldık. Bu şekilde bir mantarpon aldım. Bunu yurt odamın çalışma masasının önüne koyacağım. Buna 11-12 lira gibi bir fiyata aldım. Erkek arkadaşım benim için bornoz aldı. Bunu Karaca'dan 80 liraya aldı. Bu şekilde bir paketin içinde göndermişler. Bu paketi beğendim. Bunun içine lifimi, şampuanımı, duş jelimi falan koyabilirim. Böylece banyoya götürmesi daha rahat olur. Rengi çok hoşuma gitti. Ben bu rengi tercih ettim. Bir üstüme giyip deneyeceğim. Kumaşı çok güzel. Bu şekilde cepleri var. Oldukça rahat. Dün yurt için bazı eşyalar aldım. Bu aldığım bir eşya değil. Bunun içinde raptiyelerim, ataşlarım ve mandallarım var. Böyle güzel bir cam kavanoza döktüm. Bunu bu şekilde çalışma masamın üstüne koyacağım. Böylece lazım olduğunda alıp raptiyeleyebileyim. Şimdi bu eşyaları bir silip bavuluma yerleştireceğim. Yeni bir tarak aldım. Şöyle tahta. Çok güzel. Şöyle sivilce karşıtı yüz yıkama jeli aldım. Şampuan aldım. Bu Dove'un büyük boy şampuanı. Bu şekilde lif aldım gratisten. Saç boyası aldım. Bu benim hep kullandığım saç boyası. Bu şekilde antibakteriyel sprey aldım. Bunu normalde yemekhanede yemek yemeden önce masayı temizlemek için kullanacaktım. Fakat bu el ve cilt içinmiş. Üniversitede biliyorsunuz ki çok fazla kalabalık. Bu nedenle 2 tane dezenfektan aldım. Dediğim gibi birini masaya ya da oturduğum yere sıkmak için, birini ise elime sıkmak için kullanacaktım. Ama hangisini bu şekilde kullanacağıma karar vermedim henüz. Bu maske 20 liraydı. İçinde 10 tane var. Ancak diğer maskelerden farklı. Hem burnunu hem de çenesini kapatan bir maske. Ayrıca rahat nefes almayı sağlıyor.
Bütün gün üniversitede sınıfta olacağım için böyle bir maske almayı tercih ettim. Bu sepeti A101'den 10 liraya aldım. Böyle sepetler yurtta bizim için çok gerekli. Sepetimi de size uzaktan göstereyim. İhtiyaçlarımın bir kısmını daha aldım. Şöyle ufak bir havlu aldım. Bunu elimi kurularken kullanacağım. Ondan biraz daha ufak bir havlu daha aldım. Bu havluyu da yüzümü kurularken kullanacağım. Migros'tan sıvı sabun aldım. Bu 3,5 liraydı. Yine Migros'tan duş jeli aldım. Bu da 15-16 lira gibi bir şeydi. Gratis'ten şöyle bir krem aldım. Bu hem el hem vücut hem de yüz için. Bunu çantama koyacağım. Jilet ve ped aldım. Tüm aldıklarım bu kadar. Geriye sadece birkaç parça daha alınacak eşya kaldı. Onları da bugün alıp alışverişimi tamamlayacağım. Birazdan kuaföre gideceğim. Saçlarımı kestirmek için. Çünkü bazı yerleri daha uzun, bazı yerleri ise daha kısa. Sonrasında ise saçımı boyayacağım. Sonrasında görüşürüz. Düşecekti. Dikkat et annesi. Kendine dikkat et. Nane çalışma odasında oynadığı için videoyu başka odada çekiyorum. Bütün ihtiyaçlarımı tamamladım. Şu şekilde üçlü ıslak mendil. Şöyle ikili peçete, kilit. Eğer ki dolaba takılı yoksa diye. Deodorant. Bu şekilde ev terliği. Bunu odanın içinde giymek için aldım. Kocaman bir sıcak su torbası aldım. Belki sıcak su torbama daha sonra kumaştan bir kılıf dikebilirim. Son olarak askı aldım. Yurtta mutlaka olması gereken ihtiyaçlarınızdan biri askıdır. Çünkü yurtlardaki dolaplarda askı asmaya uygun yerler var. Öteki türlü kıyafetlerinizi de üst üste dizmeniz gerekir. Bu nedenle askı mutlaka şart. Bavuluma geri kalan kışlıklarımı ve eşyalarımı da koymam gerekiyor. Sonrasında hazırım. Şimdi bavulumu dolduruyorum. Küçük bavulu da çıkardım. Şu tarafta yazlıklarım var, şu tarafta kışlıklarım var. Bavul hepsini alır mı bilmiyorum. Bu yüzden kıyafetleri seçerek koyacağım. Çok sık giymediklerimi yanıma almamaya çalışacağım. Şimdi daha fazla alacağını sanmam. Böyle çantayı da son olarak koyacağım buraya. Burayı kapatacağım ve bu bavulu komple kapatacağım. Umarım kapanır. Gerçekten çok fazla şeyle doldu. Görünüşe bakılırsa bavulum kapanmayacak. Nane'nin dili niye dışarıda? Çok fazla doldurmuşum. Bu bavul genişleyenlerden değil. Bu nedenle benim doldurduğum kadar almıyor. Zorlayarak kapatmaya çalışacağım. Bavulumun fermuarı patladı. Gerçekten bu kadar çok koymamam gerekiyormuş. Çok kötü patlamış. Bir tamirciye muhtemelen götürmem gerekecek. Bavuldan dolayı canım çok sıkıldı. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz. Eşyalarımı topluyorum. Yarın yola çıkacağım. Bugün buradaki